Bugün burada kimyasal silah kullanımın suç olduğunu ve bu suça ortak olmayacağımızı duyurmaya geldik. Bu hukuksuzluklar ülke sınırlarını geçmiş ve en son yayınlanan görüntülerde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kimyasal silahların kullanıldığına dair bulgular da ortaya çıkmıştır. Kimyasal silah kullanımı uluslararası sözleşmeler ile yasaklanan ve lanetlenen bir savaş suçu olarak tanımlanmıştır. Kimyasal silahların üretimini, stoklanmasını ve kullanımını yasaklayan ve kontrol altına almayı amaçlayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin özellikle 2021 yılında Güney Kürdistan'ın topraklarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlarında uluslararası hukuka ve uluslararası Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde yasaklanan kimyasal silah kullanıldığı gündemdedir. Doğada yaşayan canlılar ve doğanın ekosistemi tahrip ediliyor. Buna rağmen kimyasal silahların kullanımını yasaklayan uluslararası Cenevre Sözleşmesi'nin taraf ülkeleri sessiz kalmaktadır. Bu sessizliğin insan hakları ihlali olduğunu ve bu sessizliğin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kimyasal silahların kullanımı sonucu iki yeğenini kaybeden Hoşnaf Ata yaklaşık 80 gündür OPCV'nin önünde adalet nöbeti tutmaktadır. Ayrıca birçok demokratik kitle örgütü yaşananların araştırılması için çağrıda bulunmaktadır. Bizler de yaşanan bu insanlık dışı suçlara karşı Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu Cenevre Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz. Biz sivil toplum örgütleri ve hak savunucuları olarak insanlık suçu işlenmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Kullanılmış bir keyfi tutumdur. Bu tutumu da biz kınıyoruz. Birden bu yana dönem dönem kimyasal kullanımı haberleri gündeme gelmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ettiği iddiaları ifade edilmektedir. Bu kimyasal silah kullanımları doğayı ve insanları katletmektedir. Bu gelişmeler bölge halklarında endişe yaratmakta ve olası katliamların da kapısını aralamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz. Kimyasal kullanımı Cenevre konvansiyonuna aykırıdır, savaş suçudur ve açıkça insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Demokratik kamuoyunu bu gelişmeler karşısında ses çıkarmaya çağırıyoruz. Ülkeyi krizden krizlere sürükleyen AKP-MHP iktidarının savaşçı ve çatışmacı politikalardaki bu ısrarı daha fazla krizi beraberinde getirmektedir. Başta kimyasal silahları yasaklama örgütü ve ve Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili uluslararası kurumları ve kamuoyunu daha etkili çalışma yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kendi topraklarında cereyan eden kimyasal saldırı, araç ve malzemelerin kullanımına dair iddiaları ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguluyoruz. Kimyasalı kullanan, tedarik eden ve nakleden hakkında derhal soruşturma açılmalıdır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Kürt sorunu askeri yöntemlerle şimdiye kadar çözülmediği gibi bundan sonra da çözülmeyecektir. Ülke ve bölge halklarımız için tek doğru yol demokratik zemindeki diyalog ve müzakeredir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli halkımız, bizler de hem uluslararası hukuk hem insan hakları açısından suç olan bütün silahlarla bugün yapılan savaşı ve katliamları buradan HDP olarak, buradaki diğer demokrasi kurumlarımız olarak buradan şiddetli bir şekilde nefretle lanetliyoruz. Dün partili Cumhurbaşkanı'nın birkaç cümlesi bizim
Kürt halkının 100 yıllık katliamlarının bir özeti gibiydi. Her gün başka bir parti değiştiren bir şahsa senin bir çocuğun var, bu olmaz, yetmez. Kürtler 5, PKK'liler 5, 10, 15 çocuk yapıyor. Bu yüzden sizler de çok çocuk doğurmalısınız diyerek hem kadın bedeni üzerinde hakim olmaya çalışan hem de bu ırkçı sözlerle Kürt halkına nasıl baktığını iyi bir şekilde özetledin. Evet, sadece 3-5 veya 10-15 çocuk değil, Kürtlerin kaç çocuğu varsa bunları o Kürt anne babalarına çok gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. 100 yıldır Kürtlerin 5-10 çocuğunu çok gördükleri için kimini Van'ın sınırlarında katlediyorlar, kimini cezaevlerine atıyorlar, kimilerini siyasetten uzaklaştırıyorlar, vekilliklerini düşürüyorlar, kayyum yapıyorlar ya da işte bu olayda görüldüğü gibi kimyasal silahlarla vahşi bir şekilde katlediyorlar. Bugün Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış. FSK'nın başarısını gölgelemek için iftiralar atılıyor, orada kimyasal silahlar kullanılmadı diye. Neyin başarısından söz ediyorsunuz? Kürtlere yaptığınız katliamları, Kürtlerle ilgili bu ülkenin bütün kaynaklarını savaşlara ayırarak mı siz başarı elde ettiğinizi zannediyorsunuz? Katliamlarla mı övünüyorsunuz? Buradaki insanların başarısı katliam mı, yoksa o katliamları yapmak için her şeyi savaş teknolojisine harcadığınız, bu insanların ekmeğinden kısıp, rızkından kısıp insanları katletmek mi sizin başarınız? Madem öyle, madem orada kimyasal silahlar kullanılmadı, o zaman buyurun uluslararası kuruluşlar, bağımsız kuruluşlar orada inceleme yapsın. Çok iyi biliyoruz ki burada ülkenin kaynaklarını peşkeş çekerek, rüşvetler vererek uluslararası kuruluşların orada inceleme yapmasını engelliyorsunuz. Madem ki kullanılmadı bu silahlar, o yüzden o zaman bırakın orada araştırma yapılsın ve sizin katliamlar yaptırarak şanlı dediğiniz ordular o zaman masum mu değil mi, bütün kamuoyu, dünya kamuoyu öğrensin. Sessiz kalarak işlenen insanlık suçuna ortak olmaktadır.
yaşanan bu insanlık dışı suçlara tüm dünya kamuoyu başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kutladığı ve onayladığı Cenevre Sözleşmesi'nin gerektiğini yerine getirmeye çağırıyoruz. NATO'nun belirlemiş olduğu 16 sorumlu bölgeden 13'ünün Türkiye'nin çevresinde bulunması, Türkiye'nin daha fazla uluslararası hukuk düşüncesini benimsememesi gerekli kılmaktadır. 1977 tarihli ek protokol sözleşmelerinin uygulanmasında yaşanan eksik ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Protokol sonrası kimyasal silahlar sözleşmesi, kimyasal silahların üretimini, stoklanmasını ve kullanmasını yasaklayan bir silah konumunda anlaşılmasıdır. Kimyasal silahlar sözleşmesi 1993 yılında açılmış ve 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye aynı yıl para bulmuştur. Bu sözleşmeye taraf olarak savaş suçu işlenmektedir. Nisan 2021 yılında bu yana sistematik bir şekilde kimyasal gaz, teknik nükleer silah, termobarikler, tartar gaz gibi öldürücü boğucu kimyasal silahların kullanıldığı yayınlanan bazı görüntülerden açık bir şekilde görülmektedir. Yine kimyasal silahlara karşı olan örgütün göndermiş olduğu heyetin incelemelerinden sonra yaptığı ilk açıklamada kimyasal silahların kullanıldığı belirtilir. Özellikle Federal Kültür İstansı'nın içerisinde kimyasal silah kullanımına dair haberler kamuoyuna gündemine düşmektedir. Bu gelişmeler göre bölge halkları endişe yaratmakta ve olası katliamların silah kapısını aramaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz, kimyasal silah kullanımı Cenevre Konvansiyonu'na aykırı savaş suçudur. Son gelen bilgiler kimyasal silah saldırılarından kaynaklı 46 öldür üyesinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. 17'de gerçekleştirilen bir oturumda HDP Adana Milletvekili Tülay Hatipoğlu bu iddiaları Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sormuştur. Elbette kimyasal silah bulunmadığını söylese de özellikle biz aşağıdaki imzası bulunan görüntüleri bir an önce araştırılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Kimyasallara maruz kalanlar ve yaşamlarını yitirenler önemli oranda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Sadece bu yönüyle bile Türkiye'nin sorumluluğunu ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.